Son düzenlemeler ve bitirme Ortak hizmet tasarımında son düzenlemeler Kullanıcılar ve meslektaşlardan toplanan girdilere bağlı olarak önerilen hizmetin son düzenlemeleri yapılır. En iyi yaklaşım, hizmetin yapılandırılmasından önce prototipinin oluşturulmasıdır. Bu uygulama, eğitim ihtiyaçlarının ortaya çıkmasına yardımcı olur. Xlibris yaklaşımında, altyapıyla ve eğitimle ilgili gereksinimlerin belirlenmesinin yanı sıra, son düzenlemeler için bir matris geliştirilmiştir. X Libris matrisi şu bileşenleri içerir. Hizmetin tanımı ve açıklaması. Kullanılacak bilgi ve iletişim teknolojileri. Hizmetin niteliği. Hedef kitle. Altyapı. Destek. Hizmet sağlayıcı tarafından ihtiyaç duyulan bilgi ve beceriler. Hizmet sağlayıcı için hizmet içi eğitim ihtiyaçları. Kullanıcılarca ihtiyaç duyulan bilgi ve beceriler. Kullanıcı eğitimi ihtiyaçları. Bu bilgilerin bir bölümü daha önceki aşamada tamamlanan kanvas'tan türetilmiştir. Hizmetin tanımı ve kısa açıklaması önceki aşamalardan aktarılır. Hizmetin sağlanması için kullanılabilecek Pinterest, Instagram, Twitter, Vimeo gibi kanallar ve uygulamalarla tabletler ve mobil araçlar gibi cihazlar listelenir. Hizmetin niteliği şu etiketlerle tanımlanır. Yenilikçi, yaratıcı, yaygın uygulama modası geçmiş, eski moda. Bu hizmetin ana hedef kitlesi olan kullanıcı grubu tanımlanır. Bu hedef kitlenin kütüphanenin odaklanmak istediği grup olup olmadığına karar verilir. Altyapı ile ilgili gereklilikler, örneğin internet bağlantısı, geniş bant özellikleri ve kullanılacak cihazların sayısı belirlenir. Grafik tasarımcı, yenilik tasarımcısı, programcı, öğretmen, uygulama geliştirici, sertifikalı Lego ciddi oyun uzmanı gibi Destek alınması gerekli profesyoneller belirlenir. Hizmeti sağlayacak olan kütüphanede çalışan kütüphanecilerin profili ve ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler belirlenir. Hizmetten yararlanacak kullanıcıların ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler belirlenir. Kütüphanecilerin hizmet içi eğitim ihtiyaçları, hizmeti üretmek için gerekli olan bilgi ve becerilerle gerçek durum arasındaki karşılaştırmaya bağlı olarak belirlenir. Kullanıcıların eğitim ihtiyaçları Tasarlanan hizmetin kullanımı için gerekli olan bilgi ve becerilerle kullanıcıların gerçek becerilerinin karşılaştırılmasına bağlı olarak belirlenir. Hizmet ortak tasarımı süreci şu aktivitelerin gerçekleştirilmesiyle sonlandırılır. Gerekli olduğunda altyapı ve destek sağlanır. Kütüphaneciler eğitilir. Hizmet geliştirilir ve uygulamaya geçilir. Hizmet tanıtılır. Kullanıcı eğitimi verilir. Bu proje Avrupa Komisyonu desteğiyle finanse edilmiştir. Bu materyal sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.